ölmüş olan kişinin elbiseleri ne yapılmalıdır? Fakirlere vermemiz mi gerekir? Bizim yani oğullarının kullanmaları caiz olur mu? Ölmüş olan bir insanın mal varlığı neyse elbiseleri de aslında onlardandır. Yani onun geriye bırakmış olduğu mal varlığındandır. Bu elbiselerin şahsi kullanıma tahallük eden elbise olması veya farklı bir mal varlığı olması önemli değil. Normalde bizim kuralımız neydi? Kişi vefat ettiği zaman geriye terike, bıraktığı mala terike denir. Ki bunun içinde aslında elbiseler de vardır, eşyaları hiç da vardır. Hiç onu düşünmedik biz bu zamana kadar. Düşünülmez yani. Çünkü bez dedilen şey çok önemsenen şeyler değildir. Bu bağlamda düşünülmez. Ama neticede onun bıraktığı bir mal varlığıdır. Bu mal varlığından tekvim ve tecihizat işlemi görüldükten sonra, borçları çıkartıldıktan sonra, vasiyeti varsa üçte birden vasiyeti de yapıldıktan sonra geri kalan mirasçılarındır, varislerindir. Yani elbiseleri de aslında bir nevi varislerine intikal ediyor. Ama varisleri bunu pay ederler veya etmezler veyahut onu birine bırakırlar. Veyahut da işte o kişi namını hayra sanat olarak fakir fukara ihtiyaç sahibi birilerine verirler. O kendi bilecekleri bir işlemdir. Ama dediğimiz gibi onların elbise olmaklığı ayrı bir hükme tabi olması değil. Direktmen dediğimiz gibi onun bırakmış olduğu mallardan herhangi bir mal olarak değerlendirilir. Yani o ölmüşün işte malıdır veyahut da o işte onun gömledir giyilmez edilmez. Öyle bir şey yok. Giyilir, kullanılır ki zaten bu gibi şeylerde dünyada kalanların ihtiyacı vardır. Ölmüş olanların ihtiyacı yoktur. O yüzden hatta kitaplarımızda kişi vefat ettiği zaman kefenleneceği elbiseyle alakalı bile çok değerli bir kumaştan kefenlenmez. Veyahut da işte mezarda konulacak tahtaların çok değerli, kaliteli bir tahta olması istenmez. Niye? Çünkü orada heba olacak, çürüyecek, gidecektir. Yani dünya hayatı nihayet ermiş. Onun için ahiret hayatı başlamış ki onların ise ahiret hayatında hiçbir yansıması yok. Halbuki o emtialar dünya hayatında kalanların ihtiyacı olan şeylerdir. Yani malı israf etmek, malı heder etmek de doğru bir şey değildir. O yüzden kullanılacaklar varsa onlar kullanılır, verilmesi gerekenler varsa verilir. Ama kullanılmayacak durumda olanlar varsa da ona göre nerede değerlendiriliyorsa ona göre yaparlar. Peki kardeşler bunu mesela birisi almışsa helallik alması falan gerekir mi? Tabii ki neticede miras malıdır. Yani bu bezledilir, genellikle önemsenmez diyoruz ama işte çok pahalı bir gömleği vardı, çok pahalı bir ayakkabısı vardı, çok pahalı işte bir saati vardı. Veyahut da çok pahalı bir telefonu vardı. Kişisel ihtiyaçları günümüzde biraz daha çoğaltabiliriz. Mesela babam rahmetli olduğunda işte telefonumu bir ablam almıştı. İşte Kur'an-ı Kerim'ini bir ablam aldı. Bir işte ders kitapları vardı işte onu bir ablam aldı. Ben de şeyini almıştım. Sarıyla cübbesini almıştım. Ondan sonra tek erkek olduğum için ondan sonra ama biz böyle kendimize hiç bunu düşünmedik yani. Sadece öyle. Bu aslında o kendinize rızalı. Yani ablan onu aldı. Sen müsamaha ediyorsun. Sen onu aldın. O müsamaha ediyor. Kendi aranızda rızalaşma. Rızalaşma olmuş oluyor. Evet hocam. Bir de hocam mezarlıkta hani ölüden mezardan bahsettik. Mezarlıkların üzerine artık o hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mezarlık gördü. Azap gördün görünce bir yeşillik dikti. Evet. Şimdi tam tersini o yeşillikler kopartılıyor. Özellikle köylerde buna çok denk geliyorum. Bütün otlar temizleniyor, üzerine taş atılıyor. Mıcır taş. Evet. İstanbul'da da aynı, köylerde de aynı maalesef bu şekilde yapılıyor. Bazı yerlerde öyle yapılıyor. Bu doğru bir şey değildir. Yani oranın yeşil kalması, çünkü her bir yeşil canlı. Canlı olan şeyin hepsi Allah'ı zikreder. Allah'ı zikrettikçe de o mekanda, o yerde bulunan kişiler o zikirden menfaatlenecektir. Dolayısıyla bu gibi yerleri yani yeşillerden soyutlam. Hatta bundan dolayı kitaplarımızda mezarda yeşil olan otun koparılmasının bile mekruh olduğundan bahsedilir. Niye? Çünkü zikreden yani ona fayda veren bir şeyi sen iptal etmiş oluyorsun. Şimdi çocuklarla gidiyoruz mezarlığa mesela. Çocuklar kopartıyor ediyor onları yaptırmamak. Hani o şey hakkında. Yani bazı yeşillikler vardır. Hani temizlik mahiyetini yok öyle değil mesela özel dikiyorsunuz hocam. Benim çocuklar mesela diyor ki şey dedemin ağacı bu diyor. Oradan kendi kaplarını böyle kopartıp kopartıp koyuyor. Yani yaptırmamak lazım. Zarar vermedikten sonra çok da o kadar şey yapılacak bir şey değil hocam. Ama yani maksat orayının bunu çok abartmak da doğru bir şey değil. Yani oraya işte bakım yapalım, işte bahçıvan tutalım, devamlı sezonluk çiçekler diktirelim, işte ne bileyim devamlı orayı neşeli tutalım. Yani devamlı yeşil duran şeyler var yani mesela. Var işte bir yeşillik diye. Bir şey konulur oraya. Ondan sonrası normal piyasada günümüzde işte insanların örfü olarak yeşillendirmede ne kastediliyorsa, ne kullanıyorsa onu kullanırlar. Ondan sonrası bırakılır. Ama mıcır taş dökmesinler yani ki... O doğru bir şey değil çünkü yeşilliği iptal etmiş oluyoruz. Evet.